Uluslararası bankalar ve tefecilerin gelgeli bitti. Şimdi uluslararası kuruluşlar devreye girdi arkadaşlar. Fitch ve OECD Türkiye ile ilgili çok enteresan açıklamalar yaptılar. Ne kadar gerçekçi biraz sonra sizlerle ayrıntılarını paylaşacağım. Türkiye'den gelen önemli veriler var. Bunları da konuşacağız. Amerika'da Biden'ın teşvik paketini bugün açıklaması bekleniyor. 2 trilyon doların üzeri konuşuluyor arkadaşlar. Trump'ın azli ile ilgili madde temsilciler meclisinde onaylandı. Senato'ya gidiyor. Senato'da onay verirse önümüzde önümüzdeki dönemde Trump bir daha seçilemeyecek. Beyaz Saray'dan da resmen kovulacak. Venezuela Bolivar'ı hızla değer kaybediyor. Çin tarihin en yüksek dış ticaret fazlalarından birisini verdi. Bütün bunların detaylarını biraz sonra konuşacağız. Aynı zamanda rakamları da değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu faiz ortamında ve faizlerin yükseliş eğilimi devam ederken yani %17'lik faizin %18 olma meselesi konuşulurken Fitch diyor ki Türkiye 2021 yılı içerisinde %3,5 oranında büyüyecek. Çok açık ve net söylüyorum sizlere. Bu kadar yüksek bir faiz ortamının olduğu bir ülke üreterek büyüyemez. Aksine reel sektörün her geçen biraz daha köşeye sıkıştırmaya devam eder. Reel sektör büyük bir çıkmaza girer, batıklar artar, bankacılık sistemi bozulur, Bankalarında batıkları artar. Dolayısıyla önce finansal krize sonrasında da ekonomik krize sürüklenir. Peki Fitch ve OECD bu tür açıklamaları neden yapıyor olabilir? Gayet basit. Zaten metnin ilerleyen satırlarına baktığınız zaman ne demek istediklerini gayet net anlıyorsunuz. Türkiye faizleri düşürmesin diye. Bu ballı kaymaklı faiz ortamı devam etsin ki uluslararası bankalar ve tefeciler de bu işten nemalanmaya devam etsin diye. Yani Türkiye'nin ekonomisiyle kimsenin ilgilendiği falan yok. Ha büyüme deyince üretim olmayacaksa sadece ithalat ve tüketim olacaksa Evet Türkiye yüzde üç buçuk oranında büyüyebilir arkadaşlar. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarının çok daha sert bir şekilde artması anlamına gelir. Döviz üzerindeki baskının daha da artması, dış ticaret açığının daha da büyümesi anlamına gelir. Cari açığın kontrolden çıkması anlamına gelir. Fitch ve OECD aynı zamanda turizm gelirlerine işaret ediyorlar. Diyorlar ki 2021 yılında Türkiye'ye çok ciddi oranda turist gelecek. Bu nedenle de Türkiye'nin cari açığı azalacak. Peki OECD ve Fitch acaba dönüp de Avrupa'ya hiç bakıyor mu ya da Amerika'ya hiç bakıyor mu çok merak ediyorum. Koronadan dolayı Almanya, Avrupa ülkeleri hızla kapanmaya devam ediyorlar. 1- aşılama tüm hızıyla devam ediyor ama yaz aylarına kadar muhtemelen tüm nüfusun aşılanması mümkün olmayacak. Aşılama bittikten sonra da hastalığın kontrol altına alınabilmesi için bir süre vatandaşların herhangi bir ülkeye gitmesine izin verilmeyecek. Bunu sadece Almanya ve Avrupa ülkeleri mi yapacak? Hayır arkadaşlar. Amerika'da yapacak, Rusya'da yapacak. Peki Türkiye'nin en ciddi turizm geliri nereden? Rusya'dan ve Avrupa ülkelerinden. Avrupa ülkeleri ve Rusya bize turist göndermezlerse 2020 yılında olduğu gibi acaba Türkiye bir turizm geliri elde edebilir mi? Elde edemediği turizm geliriyle cari açığını kapatabilir mi? Daha önemli bir soru arkadaşlar. OECD ve Fitch bu durumu görmüyorlar. Gayet net görüyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu gayet iyi biliyorlar ama dediğim gibi gel gel yapmaya devam ediyorlar. Keşke bununla sınırlı olsa. Türkiye'nin başka problemleri de var arkadaşlar. Katsa yaptırımları devrede. Avrupa Birliği yaptırımlarının sertleştirilmesi Mart ayı itibariyle gündeme gelecek muhtemelen. Bakın bugün Hulusi Akar bir açıklama yaptı. S-400'ün ikinci partisinde alınması için görüşmelerin devam ettirildiğini söyledi. Yani Amerika Türkiye gerilimi muhtemelen daha da artacak ve Katsa yaptırımları daha da sertleştirilecek. Peki bu koşullar içerisinde Tepsinde. acaba bu yaptırımlar uygulanırken Türkiye yabancı sermayenin sıcak yabancı sermayenin ya da doğrudan yabancı sermayenin gelmesi mümkün mü? Hadi bir sorunun daha cevabını vermeye çalışalım. Bu kadar yüksek bir faiz ortamında reel sektör ayakta duramazken her geçen gün biraz daha köşeye sıkışıyorken bankalarda kredi vermeye yanaşmıyorken 600 binden fazla firma bu yüksek faiz ortamı nedeniyle kredi kullanamıyorken acaba işsizliğin azalması mümkün mü? ya da reel sektörün ayakta kalması mümkün mü? İhracatçının ihracat yapması mümkün mü? Türkiye çok ciddi manada bile bile bakın bile bile bir krize doğru itiliyor. Daha somut konuşalım. Türkiye ile ilgili rakamlara bakalım biraz. Tarım ürünlerinin üretim fiyatları, üretici fiyatları %21.24 oranında Aralık ayı itibariyle artmış. Bu enflasyonun yükseliş eğiliminin devam edeceğini gösteriyor bize. OECD ve FİÇ'in söylemlerinin tam tersine. Konut satışları yüksek faiz ortamından dolayı %47.6 oranında Aralık ayında düşmüş arkadaşlar. %47.6 resmen çakılmış yani konut satışları. Merkez Bankası rezervleri boşaldığı için evet rezervleri boşaldığı için hani 128 milyar dolar sattık ve eksi 50 milyar dolara düştük ya biz. Dolar bulamayınca altın satmaya başladı. 66.4 ton altını son 2 ay içerisinde satmış arkadaşlar. Ekim ve Kasım aylarında 66.4 Ton altın satmış. Resmi rezervlerin yüzde fazlasına denk geliyor. 30 ABM, 15 milyar dolarlık borçlarını ödeyemedikleri için bankalara devir oluyorlar. Bu kibarca söylem arkadaşlar. Esasen bankalar bu ABMLer kendilerine olan borçları ödemediği için haciz etmişler ABMLeri. 30 tane ABM'i haciz etmişler. Bu ABMLer şu anda inşaattan başka bir şey değil. Muhtemelen zaten iş yapamadıkları için borçlarını ödeyemiyorlar ABMLeri. El koyan bankalarında elinde inşaat dışında hiçbir şey olmayacak ve bu banka batıkları anlamına geliyor. Şimdi soruyorum sizlere Fitch ve OECD ya da tefeciler ya da uluslararası bankalar neye dayanarak Türkiye'nin uçacağını kaçacağını büyüyeceğini aynı zamanda cari açığını kapatacağını ve işsizliğinin azalacağını söylüyor. Bir de günaydın diyelim arkadaşlar o da Sayın Hisarcıklıoğlu'na gelsin. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu dedi ki bankalar reel sektörün büyümesinin önünde de çok ciddi bir engel oluşturuyor çünkü faiz oranları çok yüksek bu yüksek faiz oranlarının üzerine ekstra faiz ekliyor bankalar bu nedenle de reel sektör kendisini çeviremiyor dedi. Sayın Günaydın çünkü biz bunu aylardır söylüyoruz hatta faizler arttırılmadan söylemeye başlamıştık ama siz o dönemde değişen ekonomi yönetimine alkış tutuyordunuz Sayın oldu resmen alkışlıyordunuz çok doğru işler yapılıyor diyordunuz reel sektörün batacağını bile bile bu faiz faiz arttırımlarına gıkınızı bile çıkartmadınız. Şimdi çıkıp bunu söylemek politik bir söylemin ötesine geçmiyor. Ve gelelim dünyaya. Dünyada Trump'ın ile ilgili karar temsilciler meclisinden çıktı. Şimdi top senatoda. 3'te ikilik bir karar alınabilirse yani hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler Trump'ın azledilmesine karar verirse oy kullanırsa o zaman Trump'a yol görünmüş olacak ve bir daha da Beyaz Saray'a dönemeyecek. Bir daha seçimlere katılma imkanı olmayacak. Aynı zamanda bir yiğin konuyla ilgili de muhtemelen yargılanacak. Peki cumhuriyetçiler de bu işe onay verir mi? Verme ihtimali çok yüksek çünkü pek çok cumhuriyetçi senatörde bu işi destekleyeceğini yani Trump'ın azli sürecini destek diyeceğini söyledi. Çünkü kongrenin basılması çok önemli bir kırmızı çizgi ve Trump'ın tweetleri yüzünden kongrenin basıldığını düşünen bir yiğit cumhuriyetçi var. O nedenle belki de Amerikan tarihinde ilk defa bir başkanın azledildiğini görebiliriz. Bu Biden'ın elinin daha da güçleneceğini gösteriyor arkadaşlar. Bugün sürpriz bir teşvik açıklaması yapılabilir. 2 trilyon doların üzerinde bir teşvik paketini açıklamasını zaten bekliyoruz ama bunun daha da ötesinde bir teşvik açıklaması yaparsa altın fiyatları beklenen çok üzerinde hızlı bir şekilde yükseliş eğilimi gösterebilir. Bir başka önemli açıklamada İran'dan geldi. Savaş damtamları çalmaya başladı. Çünkü İran umursamazca hiçbir uluslararası anlaşmayı dinlemezce nükleer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bakın doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyor. İran'ın uranyum zenginleştirmesi, nükleer çalışmalarını hızlandırması, bu konuyla ilgili çok şahin adımlar atıyor olması Amerika İran Geriliminin önümüzdeki dönemde çok daha fazla sertleşeceğini gösteriyor. Gerilimler derinleşirse çok yüksek ihtimal dahilinde altın fiyatlarının bu riske bağlı olarak çok daha sert yükseldiğini göreceğiz. Sadece teşvikler değil riskler de devreye girmeye başladı. Aslında günlerdir bunu anlatmaya çalışıyordum sizlere. Dünyada çok daha riskli bir ortama doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Trump döneminden çok daha şahin politikaların izlendiği bir Biden dönemine gidiyoruz. İran'la her geçen gün biraz daha ara açılacak. Öbür taraftan Amerika Çin gerilimi de artıyor arkadaşlar. Bakın Çin hızla büyümeye devam ediyor. Nitekim bakın son veri geldi. Dış ticaret verisi geldi. 72 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası bekleniyordu. 78.2 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla karşımıza çıktı. Sadece bir ayda arkadaşlar yani yıl toplamında falan değil sadece Aralık ayında gerçekleştirdiği Dış ticaret fazlası 78.2 milyar dolar. Yıl toplamına baktığımız zaman 550 milyar doların üzerine çıkmış bir dış ticaret fazlasından bahsediyoruz. Çin hızla büyümeye devam ediyor. Amerika'da bu rakibini bir şekilde geride bırakmak için önemli adımlar atacak bana göre arkadaşlar. Bu da Çin Amerika ilişkilerinin daha da gerilmesini beraberinde getirecek. Amerika Rusya ilişkileri de bu dönemde gerilebilir. Bütün bunlar toplamda dünyanın risk ortamını arttırabilir, kutuplaşma ortamını arttırabilir. Yani bir tarafta Çin İran Rusya paktı, öbür tarafta Avrupa ve Amerika paktı, İngiltere paktı karşı karşıya gelebilir ve bu gerilimde altın fiyatlarının daha da kontrolsüz yükselmesini beraberinde getirecektir. Bakın bir tarafta teşvikler, yüksek teşvikler, öbür tarafta dünyadaki kutuplaşma ve risklerin artması ve bir diğer noktada da koronanın hızla yayılıyor olması. Bütün bunlar toplamda arkadaşlar altın fiyatlarını daha da tetikleyecek. Bir başka önemli gelişme Venezuela, Güney Amerika'nın belki de en zengin ülkelerinden birisiydi. Yanlış ekonomi politikaları, yolsuzluklar, fazla harcamalar, üretimsizlik, bütün beklentilerini petrole bağlama, hiçbir yatırım yapılmaması, ithalat odaklı bir ülke haline gelinmesi Venezuela'yı bu hale getiren sebepler. Yaptırımlar, Amerika yaptırımları Venezuela ekonomisinin çok daha fazla bozulmasını beraberinde getirdi. Amerika yaptırımlarının hiçbir önemi yok. Bizi ırgalamaz falan diyebilecek durumda değiliz arkadaşlar. Amerika yaptırımları hem İran ekonomisini hem de Venezuela ekonomisini çok ciddi oranda bozdu. Türkiye ekonomisini hayda hayda bozar. Sermaye çıkışının daha da hızlanmasını beraberinde getirebilir. Bütün faiz arttırımları boşa çıkabilir arkadaşlar. Amerika yaptırımları özellikle Şubat Mart aylarında çok daha net bir şekilde Türkiye'nin gündemine gelecek. Avrupa yaptırımlarıyla birleştiğinde Türkiye'nin işi çok daha zor olacak. Amerika yaptırımlarını sadece Türkiye'de bazı kurumlara uygulanan yaptırımlar gibi düşünmeyin. Aynı zamanda Türkiye'de iş yapan bütün uluslararası yatırımcıları bağlıyor ve bütün bunlar geriye çekilmek zorunda kalıyor. Örnek mi istiyorsunuz? Halk Bankası davası arkadaşlar. O dönemde İran'a yaptırımlar uygulanmıştı ve İran'la iş yapan ülkeler ve kurumlar da tehlike altına girer denmişti. Halk Bankası İran'la tırnak içerisinde söylüyorum tamamlanmış bir dava değil çünkü iş yaptığı için bugün Amerika'da Halk Bankası davası gündemde ve eğer ki ispatlanırsa çok yüksek miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalacağız. Bu yaptırımlar öyle göz ardı edilebilecek yaptırımlar değil ve ne yazık ki Türkiye ekonomisini bozmaya devam edecek. Dönelim videonun başına Fitch ve OECD'nin söylediği gibi Türkiye'de her şey yoluna girecek mi ki 2021'de bu koşullar devam ettiği sürece bu yüksek faiz ortamı bu yaptırım süreci bu korona süreci devam ettiği sürece Türkiye'deki yanlış ekonomi politikaları devam ettiği sürece, üretimsizlik devam ettiği sürece, reel sektör ikinci plana atıldığı sürece Türkiye ekonomisi büyüse de ancak tüketim ve ithalatla büyür. Bu tüketim ve ithalatın bedeli ağır bir ekonomik kriz, kur şokları olarak bize yansır, yüksek enflasyon olarak bize yansır, yüksek cari açık olarak bize yansır ve bunun bedelini her zaman olduğu gibi vatandaş öder. Türkiye'de bu kadar kırılganlık varken Türkiye'nin bütün kaynak sadece Bakın sadece dövizi baskılamak için kullanılıyorsa yazık demek dışında hiçbir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinden satıldı. Dolar rezervlerimiz tüketildi. Eksi 50 milyar dolar seviyesine düştük zaten. Şimdi de altın rezervlerimiz tüketiliyor. Ne uğruna? Yine doları baskılamak uğruna. Peki bu sürdürülebilir bir şey mi arkadaşlar? Hayır altın rezervlerinizi de bitirirsiniz. Sonrasında öyle bir noktaya gelirsiniz ki herkes size istediği her şeyi yaptı başlar. Ne dövizinizi tutarsınız ne faizlerinizi düşürebilirsiniz. Benim açımdan hiçbir önemi yok arkadaşlar şu gördüğüm değerin. Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerine bakıyorum. Makroekonomik verilere bakıyorum. İşsizliğe, enflasyona bakıyorum. Hepsi bozulurken sadece doları düşürüyorsanız, doları düşürmenize rağmen fiyatları düşüremiyorsanız bu atılan taş hiçbir işe yaramıyor demektir. Bugün bu seviyeyi görürsünüz. Yarın öbür gün kur dolar alır başını gider. Neye uğradığınızı şaşırırsınız arkadaşlar. Altına bakıyorum 1840 dolar tamamen Biden'ın açıklamasına kilitlenmiş durumdalar. Aynı zamanda Trump'ın azine kilitlenmiş durumda altın onsu. Burada çok sert yükselişler göreceğiz. Şimdiden hazırlıklı olun arkadaşlar. Altının gramı 436 lira seviyesine kadar gevşedi. Hem doların hem de altın onsunun düşüne bağlı olarak. Bu düşüşün tam tersini her ikisi de çok hızlı yükselmeye başladığında göreceğiz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geldiğimiz yer olan 540 lira seviyesine gittiğini göreceğiz. Kimse şaşırmasın öyle uzun bir vadede falan da söylemiyorum arkadaşlar. Sabırlı ve sakin olun. Ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Gümüşün onsu ve gümüşün gramı da yine altına paralel hareketler yapıyor. Dolar endeksi 90'ın üzerinde tutunuyor. 100'ün üzerine 2021'in ilk çeyreği içerisinde tekrar çıkacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu da yine doların yükselişini tetikleyecek. Açıklanan her teşvik paketiyle Amerika'daki enflasyonist ortamın yukarıya gitmesi faiz artışlarını işaret etmeye başlayacak. Doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşen kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.